Selamun aleyküm canlarım. Bugün de mısırlarımızın damlamalarını döşemiştik. Kulağını vereceğiz. Şu anda burnun içi temizlensin diye salma ucunu açıverdik. Birazdan tupasını takacağız. Görmüş olduğunuz oradaki tupayı. Ondan sonra musluklarımızı kontrol ederek suyumuzu mısırlarımıza vereceğiz. Biraz içi bunun temizliğine koysun canları. Anamızı da taktık. Çok şükür boruları sıkıştırmadan şu anda şöyle hepsini açtık bakalım canlarım. Hepsine su basacak mı, basmayacak mı? Şimdi borunun en sonuna gidip kontrol edeceğim. Bugün de borularımıza ayarlayıp sularını koyverme günümüz. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Buradaki borularımızı da açmıştık. Biz galık diyoruz, soğan diyoruz, soğan pırasası diyoruz. Soğan böyle garacayı saçıyoruz canlarım. Büyüyor, böyle pırasa gibi ekiyorsun. Bugün biz ekmiştik tarlamıza. Kısa videolarda da paylaşmıştık. Hatta uzun videolarımızda da paylaştık. Suyu açıverdik. Bugün dikmiş olduğum soğanları bahçemize yapacaktık. Ama işlerimiz yoğun olduğu için motorla oradan oraya koştukları için biz o işi başaramayacak olduğumuz için biz de bir an önce geç kalma. Bütün borularımızı çektik. Buruşuklarını. Borularımızda kırık olanlarımızı. Şu anda damlıyor hepsine. Şöyle yerinde de belli. Şöyle. Islanıyor yerlerde. Şöyle bayağı bir ıslanmış. Şurada bir iki tane fazladan ek yapmıştık. Bu soğan dikeceğimiz yere böyle baştan getirip bunlara döndürüvermiştik. Su gelmesi için. Şimdi onu kontrol ediyorum ben. İnşallah o da dımla. Çünkü o damlamamış. Mesafesi uzun gelip damlayamayabilir. Mesela şunlar damlamaya başlamış. Görüyorsunuz. Şöyle. İnşallah bunlar damlarsa biz de hemen karşılıklı ekivereceğiz. Şurası mesela şöyle döndürmüştük biz. Tanzik az da gelebiliyor. Yani tarlamıza. Burlağımız burgulu da olabiliyor. Ama tanzik az. Bunlara basmamış. Bunlar 3-4 tanesi boş canlarım. Şimdi gidip mısırlılığımızdan 4-5 tanesini kapatayım ki bunlara da su gelsin. Mısırlarımızı akşam üzeri de bunlar doyduğu zaman, diktiğimiz zaman mısırlarımızı da sularımızı tekrar koyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Mesela şunlara dımlıyor bak. Ama bu gevşek. Yani damlamıyor. O yüzden birkaç tane damlamamızı kapatayım. Geleyim ben de mısırlarımızdan bunlara da rahat bir şekilde su gelsin. Çünkü öbür tarlaya da gideceğiz. Bunlar da susadı birkaç gündür çünkü damlama sistemini anca bitirdik. Şöyle bu da damlamış. Hepsini böyle orta yere koymamız gerekiyor ki
damlasın, güzel damlasın. Bunların damlamalarını yaparım canlarım. Kapatalım 4-5 tanesini ki onlara su gelsin. Ondan sonra tarlaya giderken, damlamayı bitirince tarlaya giderken öbür tarlada da gene yapacağız çekimlerimizi. Çok şükür canlarım, borularımızı ayarladık. Şu anda damlıyor. Ama soğan dikeceğimiz yere damlıyor bu tarafında, sadece şu köşesi. Burasına tekrar su koyuvereceğiz. Ama bu alt kısım böyle komple şu anda sulanıyor. Öbür tarafını sulayamayacağız. Çünkü motorumuzun gazına basmak gerekiyor. Gazına basınca da boruları belki attırtırabilir. O yüzden biz de ellemeyeceğiz. Yarısını şimdi sulayacağız. Yarısını da bu su bitince sulayacağız. Çok şükür görüyorsunuz. Bir tane damlıyor. Bir tane damlıyor. Bundan çap alanında yapacağız. Hepsini şu anda eşit bir şekilde damlıyor. Şimdi öbür tarlamıza gideceğiz. İnşallah Rabbimiz izin verirse oradaki borularımızı takacağız. Bunlar biraz daha pereseleri büyüktü canlarım. Görüyorsunuz. Değişmişler. Domates daha çok lazım oluyor. Biz şimdi öbür tarlamıza gidelim. Arabamıza binip orada gene orlan sulağını da ayarlarken çekimlerimizi yapacağız canlarım. Canlarım, borumuza suyumuzu akıttık. Çünkü damlama boruları sıcak olduğu için musluklara geçmiyor. Şu görmüş olduğunuz setin üzerinden şöyle biraz yaklaştırayım. Şu setin üzerinden gelen borudan biz böyle burasını çektik. Daha doğrusu muslukları kırık olanları ben tamirliyorum. Sağlam olanlara takıyoruz. Böyle bıçakla kesip bu muslukları böyle kestikten sonra bunlara musluklara takıyoruz damlamaları. Önce ana boruyu açtık. İçinde borunun pisliğini temizledik. Bunlara da böyle yapıyoruz ki varsa, bazen geçen seneden kalan musluklarımız var. Şunları kesip yeniden takıyorum. Şöyle şu yolun şu kısım kaldı. Yolun kenarında kanalit var. Biz burayı da takalım canlarım. Ondan sonra bu borularımızı böyle buruşuk yerlerine ileriden asılı asılı vereceğiz ki buruşuk olursa güzel dımlamaz. Yavaş yavaş çekelim bakalım. Görüyorsunuz darı da susamış. Yapraklarına bak. Bakınız. Selamun aleyküm canlarım. Dün akşam bahçemizde soğanlarımızı ekmeye gelmiştik biliyorsunuz. Biraz böyle giderken soğanlarımızı dikmeye giderken şarjım bittiği için soğanlarımızı dikeceğimiz yere sizlere çekim yapamadım. Bugün de mısırlarımızın yağmur çok yağdı. Damlamalarını döşeyeceğiz. Yağmur yağdığı için şimdi sulamalarını biraz bazı yerlerine vermiştik. Bazı yerlerine verememiştik. O yüzden veremediğimiz yerlere şu anda mısırımızın suyu gayet güzel yağmur yağdığı için. Ama biz bu damlamaları her yerine çektik. Ama ana hatlarını çekmedik bazı yerlerini. Ondan şimdi ana hatlarını çekip sulama yapamadığımız yerler borularını damlama sistemlerini yapacağız. Bu görmüş olduğumuz alanı çekim yapmıştım zaten. Burası sulandı. Öbür taraflarda canlarım yağmur suyuyla sulandı. Ama sulansa da biz biraz saat hepsine ana hattını döşeyip damlamalarımıza, musluklarımıza damlamalarını takıp buralara sularını vereceğiz tekrar. Yani gübresini vereceğiz. Bugün de onun için geldik. Oğlum
Oğlum aşağıda boruları taşıyor alt tabakada. Şöyle görünecek mi? Görünmeyecek. Önüne ağaçlar geliyor. Bu akşam yani dediğim gibi soğanlarımızı çekemedik ama gittiğimiz zaman dikilik halini sizlerle gene paylaşacağım. Çekimimizi yapacağız. Oğlum aşağıdaki ana hattının borularını taşıyacak. Ben de burayı yağmur yağınca bırakmıştık. Musluklarını takamamıştık. Ben de onun musluklarını takmaya geldim şu anda. Şimdi oğlum alt başta çekebilirim. Şöyle. Görüyorsunuz. Boruları götürüyor kucağında. Rabbim herkesin emeğinin karşılığını versin. Biz şimdi borularımıza takmak için musluklarımızı aldık. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Borularımızın yanına da geldik. Şöyle oğlum alt başta beyaz gidiyor. Bu birinci hattımız canlarım. Böyle musluklarını taktık. Damlama borularımızı taktık. Musluklarımızı taktık. Damlama borularımızı taktık böyle. Yağmur yağınca bırakmak zorunda kaldık. Şimdi havamız açık. Biz bu musluklarımızı hem deleceğiz hem takacağız. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi burada musluğumuz, borumuz var. Ama da gördüğünüz gibi boruda delik yok. Biz bunu delici aletiyle burayı deleceğiz. Aynı bu işlemi yaptığımız gibi böyle musluğumuzu takacağız. Şu hemen hemen görmüş olduğumuz kırmızı alan sınır. Karşısında yonca var. Oraya kadar biz borularımızın birer tarafları delik, birer tarafları delik değil. Şöyle şu görmüş olduğunuz boru gibi bir tarafı delik, bir tarafı delik diye bu taraflarını da biz deleceğiz şimdi. Öyle öyle 10 tane borumuz var. Ondan sonra alt baştaki aynı bu işlemi yaptığımız gibi onlar da yeni borumuz canlarım. Onların da iki tarafı delinecek. Yani hiç delinmedik boru. Yeni sıfır. Onları da dele dele gideceğiz. Artık en sonuncu hattımız orası. İşte böyle böyle canlarım sizlerle de ara ara çekimlerimi yapacağım. İnşallah faydalı olur sizler için. Doğayı seyretmek, yeşilliği seyretmek. Gözümüz, gönlümüz açılır. Videolarımızda tabii hatalarımız da oluyor. Affınıza sığınıyoruz. Şöyle. Buralara kadar benim videomu izleyenlere beğenilerini, yorumlarını bekliyorum. Hangi ilden, ilçeden tabii beni seyrettiklerini de yazarlarsa tabii memnuniyet duyarım. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Oğlum şu anda öbür tarafta tarlanın öbür köşesinde görüyorsunuz. Geliyor. Borulara sayım yapıyor. Ölçüm yapıyor. Damlamaları ona göre delecek. Ben de yavaş yavaş canlarım bunları deleyim, takayım. Şu anda saatte 6 gibi falan. Gene videolarımızı çekeriz. Görüşürüz. Selamun aleyküm canlarım. Bugün gene geldik. Mısırımızın musluklarını takma, suyunu vereceğiz, gübresini vereceğiz. Dün delmiştik. Telefonun şarjı yoktu, çekemedim. Böyle lastiklerini taktık. Şu anda da musluklarını takıyoruz. Biraz işimiz zor. Böyle damlamalarını takıyoruz. Darımız da bayağı büyüdü. Daha ilk suyunu veriyoruz yağmurdan sonra. Tekrar bir ilaç atıldı. En son suyumuzu vereceğiz. Artık bu sonuncu hattımız. İnşallah
İnşallah videolarımız da çekimlerimiz de iyi olur. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyoruz tabii ki. Artık bu sonuncu hattımız. Bu tarafı da sulandı mı? Selamun aleyküm canlarım. Bugün de darımızın artık son suyunu vermeye geldik. Geçen gün biliyorsunuz musluklarımızı taktık. Evvelsi gün yani musluklarımızı taktık. Bugün de geldik. En son hattımıza suyumuzu koyverdik. Gübrelerini verdik. İnşallah bundan sonra artık sulanacaklar. 2 gündür bu tarafı suluyorduk. 2 günde bu tarafı sulandı. Artık son suyu. İlaç atmıştık otlara. Bayağı bir ot ilacının da faydasını gördük. Şöyle bazısını da yolduk. Biz pıtırak diyoruz. Şöyle pıtırak ilacı attık. Bayağı bir yapraklarını kurutmuş. Kalan kısımlarını da sırt pompasıyla atıyor arkadaş. Bizlere yardımcı oluyor. Şöyle kısımlarda kalanlar canlı kalmış. Onlara tekrar ilaç atılıyor. Çünkü tohumu ürüyor. Çok kötü bir şey. O yüzden atmasan olmuyor. Bir tane bile kalsa ürüyor. Biz burada da mısır videolarımızı sonlandırıyoruz canlarım. İnşallah videolarımız iyi olmuştur. Beğenirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Atıyor ilacı arkadaş da. Herkese iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok çok teşekkür ediyorum.